Türkiye'de şunlar eleştiriliyor. Türk milli takımın başına yabancı futbolcu teknik direktör geldiği zaman neden yerli teknik direktör gelmiyor? Yerli teknik direktör geldiği zaman da neden yabancı hoca gelmiyor gibi bir takım tartışmalar var. Bu sadece Türkiye'de mi zannediyorsunuz? Almanya'da da, Hollanda'da, İspanya'da da aynı şey. Teknik direktörün işine kimse karışmasın dedi. Ne diyorsun Murat? Doğru söylüyor. Bence de işine kimse karışmasın. Ben sadece liyakattan yanayım. Yani geçen hafta da konuştuk. Yani Stefan Kuntz'un buraya geldiği yer Alman Ümit Milli Takımı. Ve onun dışında herhangi bir üst düzey, yani kendi ülkesinde birinci takım çalışıyordu. Kendisini tartışma adına değil. Yabancı. Anlıyorum. Ben yabancıya karşıyım. Geçen hafta da söyledim. Değilim zaten. İyi hoca geliyorsa gelsin. Ben iyi hoca. Abi iyi hoca gelsin. Yani milli takımlarda deneyimli şimdi hoca gelsin. Şimdi ben Jesus dersem Alen oradan doğru. Yok mesela Jesus da gelmez. Onda milli takım tecrübesi yok. Ben milli takım yani hocalığı yapmış hoca. Milli takım yani milli takım bilmedi. Löw. Löw gelsin Türk milli takım başına. Yok ben. Milli takımlara başarılı. Mancini gelsin. Abi Türkiye'de yerli milliden bahsediyorsun. Yılmaz Vural liyakatlı, bilgili, tecrübeli, bu konuyla ilgili her türlü deneyimi olan insan. Neden bu kulis olaylarını ve lobi olaylarını geçemiyoruz? Hem yerlilikten hem millilikten bahsediyoruz. Niye o zaman Yılmaz Vural'ı getirmiyoruz da Kuntz'u getiriyoruz? Abi yerli yerleşmek çok kolay. Ya da örnek Ersun Yanal'ı getirmiyoruz. İsim geldi abi Ersun Yanal. Sen geçen hafta da Ersun Yanal dedin. Geldi hayır, Ersun Yanal. Samet Aybaba getirmiyoruz. Abdullah Avcı geldi. Ya da Abdullah Avcı geldi. Abi, yani hayır ama sen burada Kuntz olduğu için bu isimlerin hepsini say da. Şunu Abdullah Avcı da geldi bu arada. Geldi. Hayır, Selçuk Yunan meselesinden oraya gitti. Çalışıyorum. Geliyor ve gidiyor, geliyor ve gidiyor, geliyor ve gidiyor. Bir döngü var, bir belli bir orada şey var, kartel var. O kartelin içine bir türlü girilmiyor. Kartelleri söyle o zaman. Ha, Fatih Tekme, Şenol Güneş. Kuntz'un içinde değil ki ya. Kuntz mi? Hamit Altıntop'un projesi. Konumuz futbol ve spor programı olmuş. Kuntz'un dediğiyle senin söylediğin arasında farklılık var yalnız. Yani yerli hoca varken, yabancı hoca varken yerli hocayı tartışıyoruz'un dışında kalıyor Kuntz'un söyledikleri. Başarı varsa kimse kimseyi tartışmaz. Başarısızlık geldiği sürece insanlar hep birbirine ya tartışır. Sevgili Alen, Şenol Güneş dünya üçüncüsü oldu. Adamın ne imajı kaldı, ne saçı kaldı, ne sakalı kaldı. Ama o imajıyla alakalı ya. Şimdi Şenol Güneş'in, yani Şenol Güneş'in içinde bulunduğu durum asla İstanbul pazarına uygun değil. İstanbul pazarı her zaman Şenol Güneş'i dışlamıştır. İşte Beşiktaş'a gelene kadar. Biraz önce anlatmak istedim. Ama şimdi bu farklı bir sistem. İlle yani üç büyüklerde veyahut da dört büyüklerde mi teknik direktörlük yapmak zorundasın? Abdullah Avcı yapmamıştı abi. O da İstanbul lobisi. Ersun da yapmamıştı. Şenol Güneş de yapmamıştı. Göksel Gümüşdağ gibi bir lobinin içindeydi. Çürüyorsun orada. Olur mu? İstanbul. Nasıl? Ersun Yanal gelmedi İstanbul'da mil takımda. Fenerbahçe şampiyon yaptı. Hayır canım ne yaptın abi? Fenerbahçe'den önce kaç sene önce mi Fenerbahçe? Fenerbahçe 2013'te yaptı. Fenerbahçe 2013'te yaptı ya Ersun. O zaman istisnalar var diyelim. Abi yapma gözü. Ya evet. Sen şimdi orada Yılmaz Hoca'ya gelirsen Yılmaz Hoca case'ini biz burada 3 saat falan anlatırım ben sana sebeplerini. Yılmaz Hoca'nın zaten teknik liyakatıyla ilgili değil problem. Sevgili, şimdi eski televoleleri açarsan Yılmaz Hoca'nın niye milli takım ya hoca yapılmadığını ya da büyük takımları anlatırım Roma sana. Romanya teknik direktörü, Roma teknik direktörü Mourinho'nun da neler yaptığını biz ne biliyoruz. Yapmış yani, ne yapmış abi? Bizim... Mourinho şimdi ya abi muhtemelen. Adil abi sende şöyle bir problem var kusura bakma. Şimdi Mourinho diyorsun adam dünyanın en iyi 3 hocasından bir tanesi. Sevgili ben... Yılmaz Hoca diyorsun. Mourinho ne yapmış mesela magazinler hayır, onu bilmiyorum. Hayır magazin sadece magazin üzerine... Olay magazinler sıkıştıra... ama. Hayır öyle bir şey yok. Nasıl değil abi yapma. Futbol business. Futbol business. Bir gösteri olayı. Anlatabiliyorum seyircinin... Ben anlıyorum abi ben yani bu işin her tarafında bulundum merak etme. Tamam, çok iyi anlıyorum yani ben sen masaya Mourinho ile Yılmaz Vural dersen Yılmaz Hoca'ya kötülük yaparsın. Hayır ben o anlamda söylemiyorum. Sen Mourinho'dan hiç şöyle bir şey duydun mu abi? Ben mesela Mourinho şöyle bir şey duydum hiç. Ben Juventus'u çalıştırmak istiyorum. Bana vermiyorlar bu Juventus'u. Kardeşim yani bu ama bak, ağlamayan çocuğa da meme veriyor. Adam hiç ağlamamış ki hayatında. Ya. Adam tercümanmış. İlk aldığı takım Avrupa şampiyonu yapmış. Ya. Liyakat dediğim bu işte. Başarıya vereceksin. E tamam da 35 tane de takım çalıştırmış. Neyse buradan kim 35 takım çalıştırmış? 30 tane takım kim? Yılmaz Vural hocam. Abi 30 takımda ne yapmış? Bak onu soruyorum sana. Ne yapmış? Yani kaç şampiyonluk almış? Kaç kupa kazanmış? Diyorum ki sana liyakattir milli takım. Kuntz nasıl yanlışsa o da yanlış. Ben diyorum milli takıma gelecek adamın bir CV'si olması lazım. CV'si kocaman. Onu diyorum. Şans, abi ne başarısı var diyorum anlatamıyorum Mustafa sana. Mustafa Denizli, evet. Fenerbahçe şampiyon yaptı. Evet. Aziz Yıldırım çıktı. Sen mi yaptın bu şampiyonluğu dedi ya. Bu şunu değiştirmez ki Mustafa Denizli şu anda 3 farklı takım yani, şampiyon yapan hocadır. Şimdi bu ülkede değişir mi, değişmez. Yönetici... Teknik kadro, Yılmaz Vural'ın egosu. Burada şimdi bir soru işareti boşluk bırakalım, parantez açalım. Yılmaz Vural'a dört büyükler şans vermedi. Verdi, Trabzon verdi. Ya Trabzon verdi, gitti başbakanlık kupasını aldı. Sen hatırlamazsın. İstanbul. Sen hatırlamazsın. Kaç yılında? Hayır, Trabzon'a verdi. Kaç yılında verdi? 94-95 yılında. Final oynadı Bursa'yla.
Abi, Bursa'nın tamam teknik direktörü Kefir oynadı. Ya önemli değil senesi ya. Bir sonuçta 92 mi ne 90 mı? Ya mesele şu. Abi neyse abi, Yılmaz abi hepimiz seviyoruz. Sevmek ayrı bir seviyoruz. Biz, şey, ya Yılmaz Hoca burada konu olmamalı abi, Avrupa şampiyonu İspanya'da yapma. Adile bak hep yanlış yerinden tutuyorsun. Bu adamlar hep bir başarı kazanıp geldi. Şöyle gelmedi ki Aragones. Ya geldi de ne yaptı Murat? Abi bak sen öyle öyle bakamayız ki. Abi sen olaya bakın. Sen şimdi biraz şahsiyem de şurayı da. Murat abi bir şey anlıyorum. Şimdi Aragones'in de CV'sini açarız burada. Ciddi söylüyorum utanırsın söylediklerinden. Ya Yılmaz ne utanacağım ben ya? Ya her şey ortada böyle utanır filan. Abi İspanya Lig şampiyonluğu, milli takım Avrupa şampiyonluğu şimdi Aragones. Yani daha ne kazanacak ki? Ya yani geldi bu adam savunduğun konu ne Adil abi? Ben neyi savunmaya çalışıyorum? Şunu şey yapıyorsunuz. Tartışmayı. Tartışmıyorum abi ben. Yani Yılmaz Vural'dan Yılmaz yanlış Vural yapılıyor şu anda yani. Yılmaz Vural özelinde bir örnek verdim. Alen. Ama o örnek şuna, bu Yılmaz Vural örnek değil ama burada. Ya kardeşim ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Türk milli takımının yerli ve milli olmasından yanayım. Özet bu. Yılmaz Hoca'ya örnek verdim. Diğerlerini çoğaltabilirsiniz. Ben de başarılı olmasına yanayım abi. Hiç yerli ben, milli olmasına yanayım. Ben onu anlatmaya çalıştım. Yani benim anlatmak ben istediğim nokta buydu. Sistem hocası gelsin. Yani ben de baktığımız zaman abi. Fatih Terim, Mustafa Denizli, Ersun Yanal, Aykut Kocaman, Şenol Güneş say. Türk milli takımını ilk Avrupa'ya getiren Fatih Terim. Dünya üçüncüsünü yapan Şenol Güneş. Galatasaray'da ilk Neşet Er maçından başlayan süreçte çeyrek final oynatan Mustafa Denizli. Yani bunlar Türk değil mi ya? Abi bunların hepsi 5'er, 6'şer sene çalışırsa ne yapacak? Ben bunlar mı çalışacaklar milli takımda? Ben bak milli takım bazında diyorum. Yerli ve milli olmasından yana tamam, bakıyorum. Tamam ama o zaman ben diyorum ki sen o zaman bu isimler doğru ama. Ha Aykut Kocaman niye dersin? İki Türkiye Kupası var. Türkiye Ligi şampiyonluğu var. Abdullah Avcı'nın Türkiye Ligi şampiyonluğu var. Ersun Yanal'ın tamam, Türkiye Ligi Aykut'da, var. Avrupa'da başarıları Aykut var. Aykut gitti Konya'dan. Evet. Türkiye Kupası'nı aldı. Evet Aykut Kocaman'ı da alırsın getirirsin. Ne oldu abi mesela Türkiye Kupası'na? Fenerbahçe'yi geri getirdi. Bak tamam, liyakat dediğim bu. Başarı kazanırsın. Tamam. Gelirsin zaten. Okan Buruk'un mesela Aksar'da kupası Başakşehir'e getirdi. Başakşehir ya muhtemelen Abdullah Avcı'ya bir getirdi. Tur daha milli takım alacak. Bak görürsün Abdullah Avcı bir tur daha alacak milli takımı. Anladım. Trabzon şampiyonundan dolayı. Bir tur daha alacak. Ya bak ben Murat senin dediğin yani Fatih ben, Terim UEFA evet Kupası'nı aldığı zaman Fiorentina'ya gitti. Niye? Çünkü UEFA'yı kaldırdığı için kupayı. Evet. Okey. Tamam evet. Onun peşinden Milan'a gitti filan evet filan. Senin bazını ben anlıyorum. Ne demek istediğinde şey abi, yapıyorum. Milli takım ben de diyorum milli takım bu ülkenin en büyük değeri ya en üst yani. Evet. Çıtanın en üstü. Abi onu liyakat adımı getirmen çok zor. Liyakat fazla takım çalıştırmak, uzun yıllar teknik direktörlük yapmak değil. Liyakat demek başarıdır abi, CV'dir. Yani niye biz Jorge Jesus geldi diye mutlu olduk? Adamın CV'sine bir bakıyorsun sayfaya sığmıyor. Adamın fotoğrafını koyamıyorlar başarıdan. O zaman kimse konuşamıyor zaten. Ama şöyle de hoca var. 30 yıldır Portekiz Ligi'nde çalışan hoca. Onu getirsen kızarlar. Bu herifi nereden buldun derler kardeşim. Ne yapmış giderler. Onu anlatmaya çalışıyorum. Pereira mesela. Ya başarısı vardı dedi, ama olmadı dedi, burada. Tabii olmayabilir. Olacak diye bir kanun ya zaten yok. Mancini oldu mu? Yani Raycard oldu mu? Tutmayabiliyor. Ya, ama hayır. Getirirsin. Getirene bir şey diyemezsin. Şimdi Kuntz'u niye getirdin? Ya hiçbir şöyle. Şey yok Kuntz'da. Başarısı evet olmayan bir hocayla başarısı geliyoruz olan bir hocası bir fark Kuntz vardı. Bir risktir yani. Bu dediğin olaydan dolayı CV'de bunlar yazılması gerekiyor. Okey. Ama en son milli takım başına getiren Kuntz'la ilgili böyle bir CV olmadığı için de ben eleştiriyorum. Benim çıkış noktam buydu. Bir takım onda